Ah. Hallo, guten Tag, Herr Dedeler Sobrasse. Şu anda kafamda ne çalıyor biliyor musunuz? Ne çalıyor? Dın dırı dın dın dırı dın 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 Türk gecesi etkinliği olur götürürler. Biz de böyle bir etkinlik yapalım. Çünkü öğleni. Dün arkadaşlarımızı aradım. Dedim ki bir iki ürünle gelir dedim. Ama bu kadar iyi iki ürünle geleceklerini bilmem. Abi çok yani şu. Bu Eskişehir. Pardon siz tanıdın. Özür dilerim. Bu Eskişehir'den geldi. Sevgili Hilal getirdi. Sana özel. Teşekkür ederim Hilal. Eskişehir met helvası. Bu met bu da helvası. Duyduk gibi sıkıntınız varmış. Çocuk olmuyormuş. Oğlum imalı konuşacaksın. Yaran kalkmıyormuş. Bizde ima yok çatır çatır. Burası dedeler sofrası. Manisa Birlik lezzet dünyasından mesir macunu. Mesir macunu. Kuşunu ben de bu hayatımda arada, yemedim. Ben de hayatımda yemedim. Ben de içemedim. Fikrin sahibi olduğum için kendime torpil geçtim. Benim getirdiğim ürünü oraya saklattırdım. Şimdi törenle ben de keşke Hilal getir. Alman çikolatası getirsin. Başar ya. İşte yok. Alman Hilal getir. So eskiden de oğlum Özal'dan sonra şey oldu. Olay bir ürün. Abi. Kaymaklı. Rahmetlinin değişiyle dedemin ekmek kadayıfı. Yalnız bu, bu biraz bu kaç kişilik? 5 gün mü yiyecek? Bir kişilik. Bir kişilik burada. Bak mesir macunu bu, bu. Ondan sonra dediler sofrasında ilkler yaşanacak. Hadi abi hadi biz bu bekliyoruz. Komşular da gelecek. Muhteşem bir orucu ile kapatıyoruz sonu. Almanın sosisini yiyorsun. Başka bir numaraları yok. Bak işte hima böyle yapılır. Eren var zaten hiçbir şey yedirtmiyordur. Al ulan al. Al hepsi senin olsun. Hepsini yiyemem. Hepsini yiyeceksin. Hadi sen yiyeceksin biz de izleyeceğiz hadi. Bu iş böyle. Tepki videosu çekeceğiz biz hem de. Saniye alacağım. Ekmek kadayıfı yedik. Ekmek kadayıfı bin yıldır yemiyordum. Ekmek kadayıfı gerçekten. Ama nereden aldın? Sen öyle koftu yerden almazsın. Yo benim Hasanpaşa'da bir tatlıcım var. Balkan tulumba tatlısı. Asıl uzmanlığı Balkan tulumba. Ama diğer tatlıları da güzel yapıyor. Ekmek kadayıfını şerbetçi tatlıcıdan alacaksın. Öyle yalan yumuş. Böyle süpermarkette filan. Kaymağı da öyle. Gerçek süt. Hadi adını söylemeyeyim. Kalmadı gerçek. Bana tatlıların şeyi gibi gelir ekmek kadayıfı. Şahı. Bir de şöyle kopya çektim. Biraz yurt dışına giden, orada yaşamaya başlayan arkadaşlarım döndüğünde genelde böyle gözleri döne döne ekmek kadayıfı istiyorlar. Bir tanesini hatta babaannesi yapıyor. Bir gün bile düşünmedim. Ne diyeyim ben? Bir gün bile düşünmedim. Ama Adana kebabı şimdi olsa nasıl gömersin? O zaman Adana kebabı nasıl alsın? Sen yani Almanya'da böyle değil misin yani geceleri uyurken? Bu arada Adana kebabı da bırakacağım. Çok yani. Kötü olmayan bir Adana kebabı var. Ocakbaşı diye bir restoran var şehrimizde tek. Vay. Orada, ya oraya da bir kere yedim. Onda da Eren hayatında saç tava yememiş. Zaten sevmem diyor. Hayda. Abi gittik. Öğle yemeği. Kuruşluk ızgara var. Hadi ondan söyleyelim falan. Gaza geldik. Ben söyledim. Eren böyle bir durdu. Ben bir saç tava alayım dedi. Oo. Ne oluyor ya? Sıla hasreti diyoruz. Ondan sonra. Lan ne sıla hasreti? Gidir daha bir ay oldu olmadı. Yani Berlin'den şehre geldik. Hadi bir deneyelim. Gaza geldik yani. Ne değil. Demek ne burada diye. Etlere güvenmiyor. Orada güvendi. Ondan sonra o saç tava yedi. İki çatal aldı. Ben bunu beğenmedim ya. Rezillik. Ondan sonra saçlarım ben tabii ki centilmen bir eş olarak
o güzelim kuzu şişleri, tavuk şişleri, fena olmayan Adana'yı. Ama Adana böyle ince Adana ama kuzu tadını biliyorsun. Ustanın evinin izi var mıydı böyle? Vardı. Güzel. Vardı. Cevdet ona çok önem verir. Usta nasıl olsa dedin. Alır böyle bakar, Hikmet Usta'nın elinin izi der, tanır. Sen yani ki, affedersin, nasıl olsa dedin, burada bir Adana kebabı 1 euro. Ne olacak ki dedin. Niye öyle mi? Kaç euroydu? Bir saç tava kaç euroydu? Öğle menüsüydü bu. O karışık ızgara bak şey geliyor. Dev puf. O bayıldığım içinden buharlar çıkan ekmek geliyor. Gecesi. Allah Allah. Haydari, acılı ezme. Bunlar önden ikram. Almanya'nın ortasında haydari. Buna oksimoron derler. Kuzu şiş, tavuk şiş ve adam dolu. Yanında tabii bulgur bilmem ne ıvır zıvır. Full, full package. 8 euro. 8 euro. 8 euro kaç para? Şey ne kadar? Öyle öyle hiç düşünmeyeceksin. Ne yapsan orada öyle kazandın. Şey öyle. Yani biz de değerli. Hayır şeyi söyle. Mesela Dresden'daki ya da işte Almanya'daki asgari ücret kaç? Almanya'da asgari ücret ne kadar ya? 2000 euroya yakın bir şey olması lazım. 2000 bölü 8. Burada 28 defa yiyorsun. 2000 bölü 8 orada 250 defa yiyorsun. Allah kahretmesin. Hadi Ümit. Hadi kardeşim. Hadi hadi babacan. Hadi 1500 euro olsun anladın mı? Yine. Bunun hepsini yiyeceğim mi? Tadını ben ucundan versene merak ettim. Ver ucundan. Ben de içim. Heyecanlandım. Sen yaz sana aldım. Ne yapıyorsun? Nasıl tabii diyorum? Ne bileyim ya ben. Kopar oradan. Ben yedim daha önce ben bu arada. Ben yedim. Çok güzel bu arada. Çok lezzetli. Ay, ama nasıl bayar biliyor musunuz yani? İşte o kadar yedim mi güzel. Daha yersen bayıyor. Daha yersen. O zaman hocam ürünleri dağıt. Evet, bugün sevgili mesir macunu, mete helvası ve ekmek kadayıfı ve Can Türk Doğan'ın Almanya'ya gitmiş olmasına rağmen Anadolu kültürünü hala taşıyan Tabakta Kalmasın Günah adlı hikayesini dinledikten sonra biraz yerelleşebilmek adına her ne kadar biz deveye binip fes takmasak da ki bu fes bile değil Hindistan şeysi. Hocamıza ver. Bunu biri kafasına taşıması için. Abi dönüşümü takacağız. Yok öyle ben seni kafamda takıyorum. Sen unuttun değil mi? Ben unuttum. Ben mi takıyorum? Abi ne söylüyorsun? Ben bir şey diyeyim mi? Bu kılmıyor ya. Manisa'lılar arıyordum. Ya bu şu an hocam Mısır çarşısının önündeyim şu anda. Biri o zaman kürekle bütün baharatları atıyor yardım edin gibi hissediyorum. Manisa'nın en meşhur şeyi tımarhanesidir. 40 çeşit baharat var. 40 çeşit baharat var içinde. Belli. Neden? Mısır çarşısını yiyorum şu anda ya. Korona zaman, korona zamanında bunu yiyenler korona olmadı. Abi bu çok aşırı turistik aktiviteler. En son yeşil elma çayı da dayayacak mısınız? Türkiye'de kimsenin içmediği ama turistlerin. Bundan sonra benim hoca var sınıfta. İşte bir şey dedi kız. Aha I like apple tea. Hadi lan orada. Hadi lan orada. Don't drink apple tea dedim. Olur mu oğlum şey esnaf içiyor komple. Orada. Abi bu ne ya? Nasıl yakıştı? Tıt 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 çalmaya başladı. Nasıl yakıştı? Bunun, yani Türkiye'mizle, yerel Orta Doğu'yla. Enteresan hani yani. Özbek de Jamaika birleşimi gibi. Aynen. Özbekistan, Jamaika. Brezilya'nın da atmazsın macunu. Come on man. Brezilya'nın Türkiye'ye gönderdiği ajan bu. Biraz yanlış mı? Becerememişler. Kılık değiştirme olayını. Faktörün bir şeyler giyin. Fakat Lopez rastalarını kesmeyecek misin? Rahmi var ya ne çak come on. Bunu nereden aldın zaten bunu görmek istiyorum kendimde. Çok... Abi o Mert'in. Evet abi Mert'in çılgın bekarlık hayatında kaldı. Kim bilir ne yapıyordu onu. Evleniyor biliyorsun. Bu pişmaniyenin çok daha karakterisi. Aa, ben pişmaniyeyi evet, sevmem ya. Pişmaniye çünkü böyle ağzında iplik döndürüyormuşsun gibi oluyor. Bu öyle değil bu kütürtüyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Pişman olmayacaksın bunda. Ye bak. Bu çok iyi. Nasıl? Tıt tırırıt tıt tıt tırırıt 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 tırırıt. Böyle... Şu an şeker yüklemesinden kafayı yiyeceğim. Kafamdaki ağırlığı unuttum. Sugar rush. Abi yani bu şu an... Ben yani bu sette mecburen giymek zorunda kalan birinin bütün günü bununla geçirdiğini düşünüyorum. Ve çok üzülüyorum. Can şimdi palavrayı bırak. Gittin gördün. Kıskanıyorlar mı abi bizi? Durum çok ne? Çok kıskanıyorlar abi. Tamam ya abi. Ağlıyorlar. Her gün yeşil elma çayı içmek istiyorum diye ağlıyor hoca. Sınıfta. Ya şimdi biz Türkler mi? Kuralsız yaşayabiliyorsunuz can, diyorlar. Can mahcuplar mı? Hiç sordun mu kimseye? Ulan Birinci Dünya Savaşı'nda yenildiniz. Sizin yüzünüzden biz de yenik sarıldık. Ya evet falan diyen oldu mu? Kusura bakmayın diyen oldu mu? Çok üzgünüz. Çok özür dileriz dediler. Savunmaya gittik. Biz dedik siz yendiniz yine falan dedik ama ikna edemedik. Ben diyorum anladım. Sauna'ya gittik. Oo.
Çünkü burada biz Türkler saunaya gideriz. Sen hamama gitmiyor musun? Nefis süresi. Nefis süresi. Önce erkek kadın soyunma odalarına giriyorsun. Salonuna girmeden de duş alınması tarzı ibareler var yani. Orada soyunma odası bir ufak elliyorlar mı? Yani tabii abi, zaten mayo yasak yazıyor. Sapık değil mi abi orada herkes? FKK yazıyor, tamam mı? Frei Korper Kültür demek. Ha, ben de bu ne demek biliyor musunuz? Benim kısaltmam mı sandın? Hayır hayır. Bayağı terör örgütü şeyi var orada. Böyle bunu konuşuyoruz zannediyorum şu an. FKK demek, dal daşak serbest demek. Ortada demek. Abi bir girdim duşa, yani mecbur. Bir şey yok ya, duşa girecek, havluyla girecek galiba. Oğlum adamın ben duşta olduğu yere girmesene, sen de salak mısın? İçeride bir grup var, bizim gibi bir ekip. Longur longur konuşuyorlar. Longur longur sallanıyor herkesin. Ben orada gariban gibi bakmasınlar falan diye şey yapıyorum. O zaman ben de şimdi elimi çırpıyorum. Biliyorsunuz bu numaraları bu dediler sofrasında hep yaptık. Elimi çırpıyorum, bir efektle hepimiz soyunuyoruz. 1, 2, 3. Hay Allah, soyunamadık. Biz o kadar da Almanya değiliz. Aramızdan birini burası Avrupa'ya gönderdik diye. Evet evet. Evet, olmaz. Kendisi. Burası burada FKK falan yok. Burada... DTS, dal taşak serbest. Dal taşak serbest var bizde. Yani orada ama bu içeri soyunma... giriyorsun. Bu bir dakika. Erkekli kadınla herkes içeride saunaya oturduğu zaman herkes şey yapıyor. Sırf adam adama değilsin yani. Dur bir dakika, çıplaklık devam mı ediyor? Yani içeride evet. Cevap havuzlara ver. Girerken, saunalara girerken çıkarıyor herkes. Öyle oturuyor. Ya istersen havlunla otur. Ama bir garip bakarlar. Garip karşılanır. Abi bu kesin işit derler. İşit basarlar. Şimdi benim bir çekincem var ve bu ayıp değil. Anlatacağım cayır cayır. Şimdi ben hayatımda çıplaklar kampıdır, işte herkesin serbest gezdiği bir yerdir görmedim. Şimdi gitmedim yani, bir parçası olmadım. Bizde her şey işte normal. Orası çok sıradan ve hepimizin gördüğü bir şey Cevdet. Cevdet haşemayla gibi. Ve şunu düşünüyorum, tamam mı? Şimdi yani daha doğrusu biraz daha gençken hep bunu düşündüm ben. Böyle bir şeye denk gelsen, tamam mı? Giriyorsun mesela içeri. Şimdi biz hep diyoruz ya işte falluslar etrafımızda alnımıza dayıyorlar falan hani. Garsonun ki ama garson var mı? Sadece fallus yok ki orada. Sadece fallus olmadığını bedenen, ima eden hareketlerde bulunmak bir utanç kaynağı olmayacak mı diye düşünürdüm. Nasıl yani? Şimdi hiç düşünmedim demeyin bunu. İpin kalkarsa ne olur diyor ya. Yani. O iyi karşılanmıyormuş. Evet. O onu şey yapacak. Öyle dangırdın. Ama ne yapacaksın? Öyle, devamlı babaanneni düşünerek mi gezeceksin? Hayır ama öyle şey olmuyor ki böyle falan değil mi? Niye? Hoş hanımlar yok mu? Herkes yaşlı teyzeler mi var? Yok, gençler. Hoş kızlar da var. Vardı. Ama yani şey oluyorsun abi orada. Aman yani zaten hep böyle Şengen, yanlış anlaşılmayın psikolojisinde olduğu için hiç cinsel gelmiyor. Bence bu devamlı sadece anlatmıyor. Cinsel. Bak bence sen öyle geliyor. Acemi olan içeri girince şeyler anlıyor böyle. Ay ilk savunması belli. Heyecanlanıyor, bacağını kapatıyor görünmesin diye. Şey var. Belli. Ben sallaya gezdim. Bir şey soracağım. Biz peki canı sabote etmek için mi savunma maceraları bunlar falan? Hadi Can. Bak savunalardan haber, havadis geldi. Hiçbir şey olmuyormuş. Orada Alman'ın biri şey diyor. Bu hadi bu mastu, getir ağzıma sok. Hatırsız da öyle. Yani hani Almanca getir ağzıma sok. Olduğu kadar yakışıklı, kaslı. Maşallah fil ortumu abiler de geziyor yani. Ya senin kafan karışmış. Orada da kendini bir dakika keşfedersin. O iyi bir şey olur. Mesela öyle savunabilirsin. One minute. Bir dakika. Ahtun. Ben şu an kendimi keşfediyorum. İlk minute. Hanımefendi der. Sizin için değil. Beyefendi der. Senin için benim için de bir ilk deyip yırtabilir misin acaba? Bir şey mi? Çünkü hani onu... Her türlü sadece papyon takmış ve yelekli ama çıplak olan garsonlara, Mert'in demin dediği garsonlara. Bir dakika, işte o erotik işte. Koluna girip canını dışarı çıkıyor. Hocam bak, bir şey vardır. Buna hepiniz aşinasınız, bilmediğiniz bir şey anlatmıyorum ama. Buna erotizm ters orantısı denir. Şimdi aslında, mesela işte ne bileyim ben. Bu örneği vermek istemezdim ama. Çünkü en o şey yapma gelen, en kapalı insan düşünelim. Bir şey yap, yere kadar başım ağrıdı. Hadi yeter çıkar. Bir köşede en kapalı insan var, bir köşede en çırılçıplak insan var diyelim. Bak bilimsel bir şey atıyorum, siktirtmeyeyim ben lazım. Ulan bilim bu yüzden gelişmiyor, ne kapasın falan. Ama erotik olan en çırılçıplak olan olmuyor mesela. Bir takım böyle işte şeyler, ne onun adı? Dekolteler, hani ufak tefek seksi bir şeyler. Daha erotik yapılıyor çırılçıplakla, yapabiliyor. Doğru. O yüzden o dediğin garson kostümü olursa bir anda olayın tüm şeyi değişir bence. Değişir. Hemen o zaman falluslar havaya. Peki biz gittiğimizden beri biliyorsun sen gittin artık ve biz
Her hafta bir konuk aldık. Biz sürekli yerini doldurmaya çalışıyoruz. Ama doluyor mu? Tabii ki doluyor. Sen gelen konuklarla çok daha güzel bölümler yaptık. Birkaç bölüm çok iyi hakikaten. En keyifli bölüm ne diye düşünüyorum. Tuzak sorular bunlar. Evet. Şey bir rahat güzel geçmiş ya. Kim? Eren Aktan bölümü nedense ilk olmasına rağmen bir sizden evet. biri gibi olduğu evet. için o yani hani bu süreklilik anlamında baktığım zaman Eren'le iyi akar gibi hissediyorum bu muhabbet, sohbet, şakalar. Onun dışında Volkan fena değil. Volkan canım. Volkan. Bir sorun daha. Kimler ya? Paptıracağım güzel bir bölüm bak. Hmm, feminizm oyunu markalı. Şarkılı aleyhine. Üç adam bir kadın. Biz de Şirinler, Şirinemizi almalı mıydık acaba? Ya benim asıl merak ettiğim şey şu. Ali Yeliz bölümü de çok güzel. Ama Yeliz'le artık senin aynı projen var. O yüzden artık o yandı. Crossover'dayız onunla. Üçümüzün olduğu konuk taklasına geldiğimiz bir hafta var. Buna ne diyorsun? Hiç durdurmayan, hiç izlenmeyen. Ama aslında akan. Onun için de benden küçük bir video istesenize. Böyle şeylerden çekiniyor musunuz? Aklınıza dahi gelmiyor. Ya senden bir kere bir video istedik. Sen çok kötü bir video gönderdin. Hangisini diyorsun? O günden sonra moralimiz çok bozuldu. Moralimiz çok bozuldu. Ve bir daha senden video istememeye karar verdim. Bir olağanüstü toplantı yaptım. Yani ne konuşacağımızı bilemedi. Herkes yere baktı 20 dakika. Ondan sonra Hilal açtı konuyu. Dedi ki... Abilerim dedi, siz dedi arkadaşını satmak istemiyorsunuz ama dedi ben ayarlamadım, böyle boktan ediyorum dedi. Ya senden ne istedin? Klima taklidi mi? Godzilla taklidi mi? Bir şey. Böyle abartın anasını nasıl yersin diye düşündük. Sen büyük ihtimal Eren uyuyor mu uyuyor bir şey diye. Çalışıyordun içeride, ne yapıyorsun? Arkadaşlar merhaba. Aşırı düşük enerjili bir Godzilla. Uuu. Diye böyle bir video gönderdim. Bir sonraki toplantıda acele istiyorsunuz videoyu ne yapıyor toplantı? Çık lan bahçeye bağıracağım. Almanya'da bahçeye çıkacağım. Oradan böyle. Polis gelir oğlum. What you are doing is not right. Bu Godzilla taklidimdi. Karlı bir Nisan sabahından herkese selamlar. Almanya'dan selamlar. Diye adam çıkacak böyle camdan. Amazing Godzilla. Gerçi böyle diyorum, böyle diyorum da gece böyle aa diye bağırıp yere şişe atıp kırıyor bu ormanlar. Evet abi ben hayatımda böyle bütün cumartesi pazar çıkıyorsun sokağa kırık şişe cam dolu ya. Bunlar böyle bağırarak şişe. Nerede Alman oğlu nerede? Türkiye'de bu yok mesela. Bulduya bir şey yani mesela. Alman oğlu nerede? Bilmiyorum belki şeydir işte mültecidir. Gördüm bir iki kere çünkü. Sarı sarı diye mi? Ukraynalıdır, Rus'tur. Almanca konuşuyor, ne yapayım yani? Belçikalıdır. Herkes... şeydir, Avusturyalıdır. Angola Sakson diyelim genel olarak. Sensin lan Angola, neymiş bu öyküsü? Üzgünüm diyorum. Orada başına ilginç bir olay geldi mi? Sokakta, el alemle. El alemle değil, eski ev sahibiyle bayağı ilginç anılarım var. Eski ev sahibi çok garip bir Türk adam. Miydi? Adam gidelim yok, çay oldu şimdiden eski ev sahibi var lan. Eski ev sahibi de Airbnb sahibi. O böyle şey yapıyor. Arkada stüdyo, altta sticker fabrikası. Yani adam çok zengin bu arada. Bina üstüne bina alıp restore ediyor. Ama böyle. Buradan sıkıyor, buradan içiyor değil mi? Ne gibi? Abi öyle olsa daha iyi. Adamı görsen... Buyurun. Yanında 2 euro var belki kendinize bir su alırsınız dersin. Böyle eski püskü, saçlar rasta. Abi geçen işte bunun şey evine gittik. O gün ayakkabılıydı. Aslında en iyisi yalın ayak yürümek falan filan. Geçen işte Eren arabasında onun gözlüğünü unutmuştu. Gözlüğü almaya gittim. Bir baktım ofisinden çıktı sokağa. Yalın ayak. Zifir ayağının altı, zift gibi. Bir şey söyleyeceğim, ya. Benim anladığım tabi baktın mı Ömercan'ın iki üst versiyonu falan değil mi? Ne iki üst ya? Ömercan. Ben bir nihilist durum var yani. Adamın evi var. Şu anda gömlek giyip gelmişim ya, ayıp değil mi? Ömercan bak, dolap kullanıyordu. Adamın evinde kıyafet dağı var. Evlendik sonuçta. Ve hani evlenmeden önce de sen çok daha düzenli yani böyle hani bir şey yaptın. Tamam, bir şey iyi diyordun yani. Adamın yaptığı workshoplar falan varsa Ömercan gönderelim. O üst seviyemiş Ömercan. Bu adamı nasıl çok serseri görünümlü olur. Nasıl hayatı boş verebiliriz? Adam hobbit mi? Var ya bir tane düz tanımadığım vatandaşla iğrenç bir anım var. Nefret ediyorum o herifi anlatacağım. Şimdi böyle Dresden'in etrafına Saksonya'nın İsviçre'si diyorlar tamam mı? Böyle bir ismi var. Doğunun Paris'i. Onun gibi bir isim tamam mı? Şey çok güzel dağlık ormanı bilmem nesi güzel.
Bir de Bastille Köprüsü var. Turistik alanlarından bir tanesi bizim şehrin yakınındaki. Gidiyorsun, görüyorsun. Yarım saat böyle sanki Kocaeli'ne yaklaşmışım gibi bir hissiyatla. Tamam da anlamamız için illa yerel şeylerden örnek vermeye gerek yok. Orada da Mercan gibi bir adam var. Orada da Feribot da hani harem sirkeci gibi değil de. Ufak böyle iple çekiyorlar. Dereden geçiyor falan. İple mi çekiyorlar? Abi iple çekiyorlar. Yerlere ayaklarıyla basıyorlar. Bu nedir? Abi nehirde karşıdan kıskanıyorlar. İple bağlı böyle. Huckleberry Finn. Adam salıyor. Ferry. Akıntıyla böyle hoppa diye öbür tarafa başlıyor. Gerçekten hobbitler. Karbon emisyonu yok. Orada tepeye o Bastille Köprüsü'ne çıkıyoruz. İnanılmaz güzel böyle orman var. Bir tane adam böyle ra 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 diye şarkılar söylüyor. Çok güzel. Böyle huzur doluyorsun o ormanın içinde. Sonra ağzına sıçtığımın herifine 2 euro verdim ben. Ama geçerken para attım falan. Çapkası sonra mı? Böyle müziğiyle adamın story çekiyorum. Adam böyle durdu. Bana ihtiyacın yok. Telefonun var. Bana ihtiyacın yok. You don't need me. Falan dedi böyle. Sonra yaptı bana. Ne yaptı ne yaptı? yaptı. Ne yaptı? Kameralara yapar mısın? yaptı bana. Matos ağır olmuş adam. Ya ben anladım yani. Kaldım. Düşünemedim. Arkamı döndüm. Eren'e de aldım elimi tuttum Eren'in. Yürümeye devam ediyorum. Ne diyemiyorum ki adam? Bilmiyorum. Eren ne yaptı? Ama sen niye... Ağzı açık baktı. Sen niye meczup adamdan böyle bahsediyorsun? Ne oluyor ya dedi. Adam deli yani belli ki can. Çok meczup var. Birkaç çok meczup var. Şehirde çok meczup. Bir tane adam var mesela. Bir öbür meydanda. Böyle atletik yiyor. İnanılmaz atletik. Ve elini havaya kaldırıyor. Müzik açıyor. Dönüyor fırıl fırıl. Dakikalarca, yarım saat dönüyor. Bir yerde kokteyl içiyoruz biz. Böyle şehrin şey meydanındayız. Böyle Old Town'un meydanındayız. Yarım saat döndü adam orada. Sonra teybini aldı. Topaç gibi adam. Hocam tabii. Bu kadar çok deli olması bir gelişmişlik göstergesi midir? Bir şey söyleyeceğim. Bu deli değil ki. Sanatçı da en son anlattı. Deli de yani. Deli olsun mesela yani. Starbucks'a gittik. Doğru. Bir çocuk var. Durmadan gülüyor. İşte bisiklet kaskı var, onu koydu, dergilerini koydu, oturuyor, gülmeye devam ediyor, sıraya giriyor, sıra ona geliyor, sıranın en arkasına geçip gülmeye, sırtmaya devam ediyor, kapıdan dışarıya çıkıyor, gülüyor insanlara. Abi böyle bu Almanlar da... delirmiş ya. Delirmiş. Hocam, sonra sen Avrupa niye delirdin diye sordum. Avrupa iki jenerasyonu... Siz çok geliştiniz, biz sizin kadar gelişemedik dediler. Ondan dedi. Orada euro kaç para? Ha bir daha. Euro abi. Orada euro bir euro. Bak dandik dundik büfe döneri. Pilav üstü döner. Et döner ama kıyma bok döner. 95 TL ya. Ulan ben yani İskender ana orijinal İskender olduğunda 70 liraydı İskender. Evet. Oha ne pahalı diyordu. Evet. Şimdi yani Allah rahmetli bizi götürmüştü. Bak Ankara'da. Geçen gün sinema çıkışı dedik ki bir şeyler yiyelim. Sağlıklı olsun. Ev yemeği tadında bir yere gidelim. Orada da bak et püre pilav yedim galiba, tamam mı? Ete girmişsin. Ete girdim. Dedim ki bugün fazla para vereceğim. Zaten kötüydü bu arada ama. Bugün dedim yani şeyim et aldığım için daha fazla vereceğime okeyim. 160 lira tuttu. Kasadan geri dönemedim. Dedim ki lan şimdi ayıp olur bunları geri koy diyemezsin. Ve abi 160 lira verdim 3 yemeğe ya. Ya inanılmaz. Hadi orası da bir tık pahalı olsun. Ya yine de fazla, anladın mı? Abi, et alıyorum bir tık pahalı. Hadi orası biraz pahalı, bir tık pahalı. Onun da üstünde bir fiyat bence. Benim gözümde 10 menünün pahalısı bendeki tekabül ettiği şey 60 lira. Pahalı versiyonu 60 benden. Yani normali 40. Evet. Pahalısı 60. Normali kadar tavuk döner 40 liraydı ya. Pide tavuk döner 40 TL. Pide 1 liralık tavuk döner. Çok yani ben inanamadım. İşte ekmek kadayıfı. Şu ekmek kadayıfı normalde 15 lira olması gerekiyor. 60 lira. Şu 60 lira mı? 60 lira. Avı. Ebenin avı. Ebenin avı yani gerçekten bu ya. İzledin mi Kuleleri? İzledim. İzledim ve ben çok keyifli vakit geçirdim ben de, yani. Ben de. Hiç yani böyle... Büyük beklentilerim şeyim yok. Yoktu. Evet çok küfür var. Neşeli ya. Çok küfür var. Yani. Hiç öyle takılmadık yani. Ben de takılmadım yani. Yani. Anladın mı? Yani i̇şte şey yani bir şey vardı yani. Bir iyi tarafı da var baktığın zaman. Ya sıkıcı bölümler yani şey kısımlarına o kadar yükselmedim. Hani film olmayan kısımlarında o kadar eğlenmedim. Oraların bazıları uzamış yani. Evet. Bence. Ama eğlenceli, güzel prodüksiyonlu.
en sevdiğim. Ya şey hayvan gibi güldüm ben kooperatif Kemal'e evet, ama. Ben çok onu anma yükseldiyiz. Herkes en güzeli o diyor. Bence mesela yani kötü şey, mal falan ondan 10 kat komikti. Kötü mal da çok ama bu bir ama şey. Çakal, ne? Ya Çağlar Çorumlu çok Çağlar Çorumlu kadın oldu ya evet. O, ya, o yani, çok saçma. Ya çok basit bir şey ama. Çok iyi olduğu için komik. Şeye de güldüm ben. Fuck body. Fuck body'ye o kadar gülmedim. Şey kadar. Ben en sondaki arabeskli bölümü de çok beğendim. Bunu kullanıyor musunuz? Konuklara bunu mu yaptırtıyorsunuz? Evet bu beyaz nasıl tabii, helyum çektirtiyor. Biz de bu şeyi düşündüm biliyor musun? Kuzen biz. Auf Wiedersehen. Niye bunu biliyor musun? Halo. Ich bin Hikmet. Biraz biraz dandik galiba, seçici bir arkadaşımız. Böyle laf sokacağız ama sokmasın bir. Siktir lan! Gel! Sik sik! Dedi sana resmen sik! Bir de aşırı mutlu. Bu evet da, ya çok şakacı. Ben bunun Özkayap sponsorluğunda. Evet. Evet. Ve bana şey gibi geliyor bu. Yani Hilal'in sesiymiş gibi geliyor. Yeneme Celal'i diye. Ben daha fark etmişim. Hatta evet. Bak zorundayız o zaman. Bence bu Öz... Ne? Merhaba Celal abi. Hayır Hilal. Dur dur bakayım. Minibüsüm gelmedi Can abi. Bugün Marmara'ya geçmiyormuş Barış abi. Bugün Marmara'ya geçmiyormuş Barış abi. Çok teşekkür ederim Mecid abi. Güzel. Evet oluyor. Denedik mi? Ne yapıyoruz? Aynı Hilal. Aynı Hilal. Tescillendi. Hilal. Aşırı neşeli. Neşesi de Hilal gibi. Evet. Tabii. Buyur. Şeyi de rengarenk giyimi de Hilal. Yok o pek. Bugün metalik atışı şey söyleyeceğim. Bunu Hilal'e vereceksin tamam mı? Hilal bunu alacak, şu kolunu kesecek. Evet, bir gözünü çıkaracak. Buraya kırmızılar sürecek. Evet. Şapkayı yolacak biliyorsun değil mi? Tabii böyle tabii. Bir... Tilki siki. Bunu zaten kemiği koyacak önüne. Bunu zaten Hilal getirmedi aslında. Bir gün kapı çaldı. Bu gelmiş işte lütfen beni kurtarın. Benim sonumda diğer oyuncaklar gibi olacak. Yerde sürünerek geliyordu. Yılan gibi. Şeyin var mı? Sizin kırtasiyenin bir köşesi var mı? Hilal enstalasyonu köşesi. Ha, o tarz şeylerin. Hilal enstalasyonu köşesi. Bence düşürürüz bunu bak babanla yani. Müşteri sayısı düşebilir bence. Bence. Satanist kırtasiye. Umut'a da söyle o da fotoğraflarını çeksin. Oturun ve şey yapın. Instagram oyunları. Instagram oyunları yapın. Çünkü gerçekten bir de önce ve sonra yani gibi. Gotik makyaj yap böyle filan. İsmini de söylüyorum. Jesse Kids. Jesse Kids. Jesse Kids. Jesse Kids çok iyi ya. Ama Kids demeyin ya. Niye çocuk ürünü işte. Ama Jesse çocuk işte. Jesse çocuk. Bir takım tam dikkat etmeyen şapşaloz ebeveynlerin oradan oyuncak satın alma ihtimali var. Alsınlar abi işte Jesse Kids'ten. Siz oyuncaklarınız nereden alırsınız? Ya da... Jesse Kids. Aynen. Böyle ya da şey yapmayacaksın bak. gizlemeyeceksin. Hilal gibi insanların çolukları, çocukları olduğunu düşünün. Hani onlar empati kuracaklar. Sizin de mi çocuğunuz got, emo ve işte depresif? Hani o dışlanıyor mu? Rengarenk salak sulak şeyler almak istemiyorsunuz mu? Falan falan tarzı bir lansman tanıtım. Jesse çok Kids. Jesse Kids. Kızım sayesinde. En güzel oyuncaklar bizde be. Aynen. Bak, gözü verdiğiniz... Fotoğrafını koyacağım, insanlar yazsın almak isterler mi diye. Hadi bakalım, oo. Challenge almak istiyor musunuz demin gördüklerinizi? Jesse Kids hesabını şimdiden kapat da bu yayınlarıysa başka hesabını kapat. Tabii tabii, at Jesse Kids, Instagram, at Jesse Kids, Twitter hepsini al. Bir de şimdi şey olur yani filmlerde böyle, hep hazırlıksız anda büyük bir sorumluluk yükleme durumu olur. Mesela bir gün, tabii ki Allah gecinden versin, bu sadece bir senaryo, Hilal'in babası... Hakkın rahmetine kavuşuyor ve Allah. Bir anda Özkaya Kırtasiye'nin başına Hilal geçmek zorunda kalıyor. İşi bırakıyor falan da diyebilirdin ya. Emekli oluyor, açık güne eğleniyor. Adamı öldürüyorsun. İşi bırakıyor olsa Hilal böyle baba kapat siktir. Kapat ya ben yapmam bu işi. Ama, tamam, burada ama böyle şey yazmış değil mi? Kırtasiye Mede Hilal baksın falan diye vasiyet var. Vasiyet var. Hilal de geliyor. Tabii bu bağımsız sinema da olabilir böyle. Hilal önce oturup silgilere bakar, bir damla gözyaşı akar, gereksiz bir müzik çalar falan. Filme sigara içerek umut mu çekiyor? O böyle düşünerek bir tane çocuk, bir tane çocuk girer. Affedersiniz, affedersiniz silgi alacaktım. Hilal hiç ona bakmaz. Hay Allah ya der çocuk gider. Ya Allah Allah niye bakıyorlar bana ya? Burası böyle değil de eskiden. Sonra Hilal bir anda böyle karar verir ve orayı
Jesse kırtasiyeye çeviriyor. Fusya boyar duvarları. Jesse oyuncaklar satar. Hayır öyle çevirmez. Çevirmeye karar verir ve dekor olarak da önce mevcutları yakmayla başlar. Bak bak. Alev alıyor her yer. Bunlar sonra güzel. Söndürüyor. O haliyle dekor oluyor çok hocam. Çok mantıklı. Sonra, çünkü hilal bu. Sonra önce mahallede tabii bir yadırganıyor ediyor filan. İnsanlar işte kızacağız zaten zor zaman delirdi falan işte ya da hep böyleydi falan diyorlar. İşte gelenler gidenler kızım çok işte günah bir şeyler diyorlar atıyorum hani yazık işte atıyorum. Türk filmi olduğu için. Aman hanım hanım bak yakıyor kırtasiye. Evet, tarzı sahneler var. Medya aynen var kalın ses tonuyla konuşuyor. Gördünüz mü ayol? Hilal gitmiş kırtasiye yakmış. Abo! Medya Ener fotoğrafı koy Allah aşkına buraya bir takım koy. Böyle mahallenin abileri işte orada böyle gözdağı vererek duruyorlar uzaktan filan. Umut'u filan biraz pataklıyorlar bir gün Umut geliyor. Üstü başı yırtılmış şurası kanamış filan. Ah Hilal işte bir şey yap. Burası tutmayacak herhalde falan filan. Böyle bir 3-5 ay geçiyor tam iflasın eşiğine geliniyor. Hilal oturuyor bir gün şeyde işte böyle karalar bağlamış. Merlin Manson mu geliyor? Oha. Gelmiş yurt dışlarından. Burada bir adam var. Punk, emoş, ne bileyim ben. Gotik dükkanı varmış. Instagram'dan gördük. Öyle yapmıyor Marlon Manson, böyle yapıyor. Burada bir yerde ayakta duramıyor çünkü ben yok ya. Burada bir yerde kaçıyor. Burada bir yerde arada kaçıyor. Burada bir yerde Hilal Berlin Manson oraya koyuyor. Şey gibi o şeylerden oluyor. Böyle bir adam var. Haksız davalarından buraya kaçmış değil mi Berlin Manson? Fakat şu oldu tabii yani. Ay kendimi yalnızca deyip duramıyorum. Hilal işte. Yeter be. Hilal dur. Sonra ne? Saat Park'tan sürekli Michael Jackson var. Burada bir yerde. En son 10 yıl önce böyle girmişti. Evet, evet, gerçekten. Ölecektik, evet. Ölüm gülüşü bunlar. Kan film festivalinde Erdil Yaşaroğlu ne iş var ya? Gördün mü? Hayır. Barış yani. Sanki böyle... Alo Erdil! Ne işin var? Gel orada, dön orada. Hayır şimdi bak, Cannes Film Festivali'nde bir şekilde filmiyle gidiyor, davet ediliyorsan bir de kişisel hobi olarak gidenler var. Bilet alıp gidilmiyor mu ya böyle? Kırmızı Alı'da falan şeyi var yani. Bir şey mi var adamın? Ben bilmiyorum, merakımdan sıkılıyor. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Takip etmiyorum şimdi ya. Yani. Orada animasyon filmi çıktı, Komik Gaze 5. Hani yorumlara yazın, Erdil Yaşaroğlu'nun kanda ne işi var? Ya da hayır, öyle bir şey yapmayın, ya Erdil sen ya. Yaz. Direkt ya. Erdil gizli gizli bizi izliyormuş. O ne diyor da en iyi 10 sohbet muhabbet programında. Tabii bizim programda. Dedeler sofrasına bak. Ne adil gözüküyor. Evet ya adilin bir ölüm yorum yapmış. Gördünüz mü onu? Ayıp ayıp kardeşim. Ne biz diyor? Burada hayatlarımızı ortaya kaldık. Bak prodüksiyon o kadar büyük ki Almanya'dan adam getirtiliyor programı. Crossover 12, Dedeler Sofrası 13. 12. En iyi muhabbet kanalları listesi. 20. Birinci sıra. Kim? Birinciyi bilmem ama bizim geçtiğimiz bir kanal var onu biliyorum. Ulan kaç tane var? 20 tane var. Biz ya ben o listeyi çıkarayım. Hadi bunu konuşalım. Dur güzel. Listede geçtiğimiz birini söyleyeceğim. Kimmiş? Hani bir çocuk vardır. Yolda yürür. Aniden birden der ki. O çocuğun adı Can Türkdoğan. Oyuncak Müzesi. Sına yakın. Sına yakın. Sına yakın. Ve işte o çocuk programını geçmişiz. Bir numarada Caner Özyurtlu ve Loh Sohbet var. Çok biraz güzel. Torpil geçirmiş bence gibi. En şey popüleri bu, en meşhuru bu sonuçta bence. En güzeli bu değil dedin. Ha. Geçen hafta Caner buraya geldi. Yüzüne ne güzel programı dedin. Ben onu arkasından bunu diyorsun. Ben onu şey için dedim. Neydi? Ayak işleri için dedim. Loş sohbeti hayatımda bir kez izlemedim. İkincisi ben. İbrahim Selim ile bu gece. O var mı lan öyle bir şey? Var. Var. Ya İbrahim evet. Selim'in bu gece muhabbet programı mı dersin? Talk show. Talk show. Yani konuk şey, gelir. Ne yaptınız? Eski tip yani. Beyaz show gibi. Beyaz show. 94. O da oldu. Yani başka, bence bu sanki başka bir listenin bir numarası olabilirmiş gibi duruyor. Evet, evet, evet doğru. Kabul etmiyoruz. Kabul et. Mesela bu Teras Noir var mesela bizim. O sohbet programı. O sohbet bayağı. O sohbet programıdır. Bu arada bu Noir kelimesi, Noir diye yazılıyor ya. Noir demeye bayılıyorum ya. Çok kendimi o kadar elit hissediyorum ki. Tabii. Noir. Beyefendi siz nesiniz? Noir. Ne diyorsunuz beyefendi? Gece gibi adam. Mezunu çok dedirtiniz dedim. Kim var o programda? Sevgili kankimiz.
Efe Tuncer. Efe Tuncer. Alsanıza konuk. Onu da çağıralım. Evet, Efe'yi çağıralım. Aşırılar diye bir şey var. Şokopop. Ben hiç duymadım. Şokopop'un suratını ilk defa görüyor olabilirim şu an. Şokopop'u biliyor musun? Kutsal motor değil mi? Kutsal motor. Güzel mi bu? Güzel. Hilal güzel diyorsa güzel. Sen izlemiyorum. 11'de Crossover Talks var. Bak Ömercan Güldal'ın da burada harika fotoğrafı. Yani sanki bunu böyle rastgele çekildi. Senin pis oyunların bu fotoğrafı. Allah çakar. Konuların nasıl oralara gittiğini anlayamadınız ama izlerken çok gülüp eğleneceğiniz, defalarca sıkılmadan izleyebileceğiniz bir kanaldır. Bu kanalın tanıtımı için yanlış bir PR. Ben tabii PR yapmadım burada da. Kanal böyle bir kanal değil. Kanal farklı ekiplerin beraber muhabbet ettiği bir kanal. Aslında Cevdet 67'si de geldiğinde şöyle hayata gözlerini yumacak. Hiç kimse crossover'ı anlayamadı. Anlamadınız. Ve tabii ki şöyle fotoğrafı da göstereyim. Hangi fotoğraf demeyin. Dur şöyle. Koysun onu Hilal ya. Koysun Hilal koy bak burada duruyor. Hala sofrası. Hala anlayamamış. Orada çüp kadar ekranı gösteriyorsun. Hilal biz daktil oyunu yazacağız sana. Devamlı merak ediyor musunuz? Hadi bak bakalım. Evet, Cem İşçiler ve Fazlı Polat Çimenço. Uuuu. Koydu. Müebbet muhabbet. Bir dakika. Doğma. Ustalar. Bu ancak bana gurur verir. İşlemişe böyle. Wong Show. Ne? Hiç bilmiyorum. Cihan Akıncı, Pınar Fidan. Aşırı güzel bir program. Oktay Kaya. Yemin ederim çok güzel, herkese öneriyorum. Tamam. Şöyle bak, siyasi terk işte etme planları kurup da onlarla. Benim bir telefon görüşmem vardı. Bu arada Wong Show mu? Ön bu yapıyorum. Ön blogunu yaptı. Jessica's hesabını da açtı. Tabii o Wong Show. Oğlum kız, bu kız var ya. You are going to walk away from me. Omnibus. Omnibus var sırada. Ben de bunu bu listede kabul etmiyorum. Bayağı tarih konuşuyorlar. Muhabbet sohbet değil yani. Olmaz. O olmaz. Ne diyor? Bu ne? Onun ne? İlber Ortaylı'nın Almanca konuşma videosunu izlerim. Şimdi alttaki yorumları okuyorum. Hazır mısınız? Alttaki 12 dedeler sofrası. Görselinden ne kadar sikko bir şey olduğu anlaşılıyor. Sadece ilgili olanlar oluyor. Görsel çalışmamız lazım arkadaşlar. Ne yapacağız? Crossover Talk ve Lost Sohbet favoriymiş. Burada da. İyi, fena değil. Bunu al. Almanya'dasın, gurbettesin. Biraları gömüyorsun. Yarın öbür gün çok bira içeceksin. Sonra çok üzülürsün. Sonra bak savuna da rezil oluyor diyorsun. Savunaya giriyorum, hiçbir şey olmamış oluyor diyorsun. Bak şöyle yapacaksın mesela. Bir saniye canım, geliyorum diyeceksin. İçeri gideceksin. Ama hayır, bir dakika. Bu bir şey söyleyeceğim. Önce bir şey sonra. Sonra gireceğim. Ama eğer Can fazla vaktin yoksa, hızlı tesir etmesini istiyorsan... Duhul edeceksin. Can'cığım seni konuk etmek güzeldi. Çok İyi teşekkürler. Geldin. Sağ olun efendim. Umarım tekrar gelirsin. Birkaç ay sonra artık. Ne kadar uçak bileti kaç paraydı? Çok para, boş ver. Bu konuları kapat. Hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. TL'ye vurduğun zaman... TL'ye vurma, TL'ye niye vuruyorsun abi bir şey? Artık seni TL'ye vurmaman lazım. Bana TL'ye getirin! Bize giderken bir 1000 euro bırakır mısın?